Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Şeker hastalığının belirtisi nedir? Öncesinde bununla başlayalım hocam. Şimdi şeker hastalığının belirtisi çok fazla su içmek, çok fazla yemek yemek ve çok fazla aşırı yemek yemek ve çok fazla idrar çekmek. Yani bunun en önemli, en tipik 3 tane belirtisi. Çok yemek yemek, çok yemek yemek, çok su içmek ve çok idrar çekmek. Bu 3 belirti ve halsizlik, eğer şeyse, farkında değilse, eğer şekeri de ilerlemişse, o zaman yayınımızın ilk bölümünde söylediğim gibi oluşan yaraların geç iyileşmesi. Bazen halsizlikle de şey yapıyor. Biz halk olarak bir şey olduğunu kontrol ediyoruz. Mesela birisi yanımızda kaşınsın, hemen biz de kaşınırız. Şimdi farkında olmadıysa ne olacak? Yarısının geç iyileşmesi bunun önemli belirtilerinden bir tanesidir. Eğer biz izleyicilerimizin içinde çok fazla su içtiğini, çok fazla aşırı yemek yemeye ihtiyacı duyduğunu, o dönemde ben şöyle diyorum, mutlaka şeker düzeyi düşüyordur, farkında değil. Hani çok yiyor, çok yer yemez yediği için de nedir? Pankreastan salgılanan insülin fazla salınıyor. Salınıyor, aniden tekrar düşüyor. Yani bu tarz şeker hastaları genel 2 saatte bir inanılmaz acıkırlar. Hatta bazıları da ya kopuyorum. Yani yemek yerken böyle kendimden geçiyorum. Bir de doymuyorum deniliyor. Doymuyorum deniliyor. Çünkü birden salınım oluştuğu için o 2 saat içinde var olan şeker nedir? 80 mg'ın altına inecektir ve bu nedenle de genelde danışanlarımızın bu tarz şikayetleri olacaktır. Evet. Ramazan'da oruç tutabilirler mi? Şöyle düşünüyorum. Tabii ki hani herkesin inancına saygım var. Ama hani dinimizin ben yani hoşgörü dini ve mantık dini olduğunu düşünüyorum. Özür dileyerek yani tabii ki herkesin inancına saygı duyarak. Ama bu bedeni Allah bize verdi ve bunun korunması adına biz emanet. Bu durumda bunu en iyi şekilde koruyabilmemiz gerekiyor. Eğer gerçekten tip 2 diyabet ya da tip 1 diyabetse zaten şansı yok. Çünkü olmadığı için mecburen dışarıdan o insülini almak zorunda. Almazsa daha büyük zararlar verir vücuduna. Ama tip 2 diyabette de şeker düzeyine göre eğer diyetle kan şeker düzeyini kontrol edebiliyorsa yani tutabilir. Onu denemesi gerekir diye düşünüyorum. Eğer zorlanıyorsa ve arada kan şekerini düzeyine baktırdığında çok fazla düşüşler yaşamıyorsa tutabilir. Ama hani genelde sık sık yemesi gerektiği ve dediğim gibi ilaçlarını kullanması gerektiğinden dolayı açıkçası önerilmiyor. Evet. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.